Selamun aleyküm sevgili arkadaşlar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Tüm dünya çocuklarına, tüm cennetin çocuklarına kucak dolusu sevgiler, selamlar arkadaşlar. Bir hafta sonu sabahında, cennetin çocuklarında tekrar sizlerle birlikteyiz. Tekrar tekrar arkadaşlar, sesimizin ulaştığı tüm gönüllere, tüm hanelere selam ediyoruz buradan. Tüm küçük kardeşlerimize tekrar tekrar selamlarımızı yolladıktan sonra bismillah diyoruz. Bugün de arkadaşlar hafta sonunuzun bir kısmını almaya geldik. İnşallah kahvaltılar yapılmıştır, hazırlanmışsınızdır. Artık bugün okul yok. Rahat bir kafayla programımızı izliyorsunuzdur sizlerle. Arkadaşlar dediğimiz gibi her hafta olduğu gibi bu hafta da hem sizlerle, ekranlarınız başında sizler tabii, hem de buradaki kardeşlerimizle yarışacağız. Güzel sorularımız var. Yine kelime oyunları ve de resimli oyunlar hazırladık sizler için. Bakalım, sizler de merakla bekliyorsunuz biliyorum. Sizler de abiniz, ablanız, kardeşlerinizle yarışabiliyorsunuz. Ve tabii ki de öyle yapıyorsunuz. Buradaki kardeşlerimizle tanışacağız. Ama bugün başka coğrafyalara da gideceğiz. Başka coğrafyalardan da, hani her programımızın başında diyoruz ya arkadaşlar, tüm dünya çocuklarına, tüm cennetin çocuklarına selamlar olsun diye. Bu hafta da öyle yapacağız. Tüm cennetin çocuklarına ve tüm dünya çocuklarına selam yolladık. Ve o dünya çocuklarından bir kısmı da bugün buradalar, ülkemizdeler. Onlarla birlikte de yarışacağız. Nereden olduğunu biraz merak edin. Şimdi tanışınca öğreneceksiniz arkadaşlar. Ben bir hoş geldiniz diyeyim kardeşlerimize, kız kardeşlerimize. Hoş geldiniz. Şöyle yüksek bir sesle alalım. Hoş geldiniz. Evet, kardeşlerimiz bugün nereden geldiler? Daha doğrusu burada yaşıyorsunuz ama aslen neresi? Hani bizde aslen derler ki işte ben aslen Diyarbakırlıyım. Ama İstanbul'da yaşıyorum. Veyahut da şey derler, şu ülkedenim, şurada yaşıyorum. Sizde ne durum nasıldır mesela? Ülke olarak Doğu Türkistan. Doğu Türkistan'dan geldiniz ama burada yaşıyorsunuz. Bizdesiniz, hem misafirimizsiniz hem ev sahibisiniz, öyle değil mi? İnşallah da buradasınızdır her zaman için. Şimdi önce bir tanışalım bakalım. Kimler var burada? Bir isminizi öğrenelim. Kaç yaşındasınız? Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Şöyle bir tanışalım. Kimden başlayalım? Hatice, mikrofonu al bakalım. Oradan başlayalım senden. Seninle bir tanışalım. Benim adım Hatice. 11,5 yaşındayım. 7. sınıfa gidiyorum. 7'ye gidiyorsun. Nasıldı geçen dönem? Dersler zorladı mı seni? Yani biraz. Alıştınız zaten. Evet, dilde alıştım. Problem yaşamıyorsunuz dil konusunda zaten. Benzer, evet. Değil mi? Benzer. Değişik kelimeler, harfler çok var mı? Yok. Yok. Hemen hemen hepsini biliyorsunuz. Evet. Peki, orada sıkıntı yoksa çözmüşsünüzdür durumu zaten. Okul iyi gidiyor. Takdir teşekkür alıyor musunuz? Var mı? Evet, alıyoruz. Var mı? Arkadaşlar var mı takdir teşekkür alan? Ne olduğunu biliyorsunuz zaten değil mi? Kime veriyorlar? Çok başarılı olanlara veriyorlar. Takdir ya da teşekkür. Takdir diyelim mesela. Kimde var? Bir, iki... İki. Teşekkür kimde var? Şimdi bunlar tabii ki ölçü değil. İlla ki bunlar ileride sizin ders çalışma alışkanlıklarınızı değiştirdiğiniz zaman ya da bir sınava hazırlandığınız zaman bir gösterge birebir olmuyor ama şu anki dönem için önemli. Ders çalıştığınızda, daha çok çalıştığınızda, gayret ettiğinizde daha iyi notlar alabiliyorsunuz. Şimdi sana mesela ben ileride ne olman gerektiğini, yani ne olmak istediğini sorsam inşallah ne olursun? Gelecekte. Şu anlık doktor düşünüyorum. Diye düşünüyorsun. Doktor diye düşünüyorsun. Peki doktorlukta bir alan seçtin mesela. Ne doktor olabilirsin? Çocuk doktor, kalp, göz doktoru, beyin cerrahı. Göz. Göz doktor. Evet. İnşallah diyelim. Olur. Burada eğitim görüyor musunuz? Evet. Ne üzerine eğitimleriniz? Mesela sadece işte matematik, fen gibi mi yoksa Kur'an ilimleri falan, Peygamber Efendimiz'in evet, hayatı, fıkıh gibi dersler de var mı? Var. O dersleri de görüyorsunuz değil mi? Neler evet. Görüyorsunuz mesela? Mesela matematik, Türkçe, fen, Kur'an, Arapça, din. Kur'an, Arapça gibi, evet. Din gibi. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Peki diğer kardeşimize geçelim. Ayşe sendeyiz. Adım Ayşe, soyadım Abidin. 13 yaşındayım. 8. sınıfa gidiyorum. Evet. Yani Doğu Türkistan'dayım. Doğu Türkistanlısın. Sen ne olacaksın büyüyünce, kısmet olursa? Ben yazar olmak istiyorum. Ne üzerine yazmak istiyorsun mesela? Ya ben şu anda yani şair, daha doğrusu. Şiir üzerine. Aynen. Mesela roman değil ya da işte makale değil ya da siyasi yazılar değil. Daha çok şiir mi diyorsun? Aynen. Şiir de okuyorsunuz mu? Kafiyeli sözler. Yani ben kendim yazıp şiir falan okuduğum oluyor. Diyorsun ki başka yazar tanımam, kendim yazarım, okurlarsa onlar okusun beni. Çok iddialı. Bir gün kitabın çıkarsa inşallah okuruz. İnşallah. Dersin işte bir gün ben artık yaşlanırım o zaman, dersin ki bir abi vardı, onun programına çıkmıştık. O da demişti ki şiirlerini bize arayıp okur musun? Belki. Olur mu inşallah? İnşallah. Hadi inşallah diyelim. Senin dersler ne durumda?
Yani şu an biraz zorluyor ama önceki sene iyiydi. Kaç oldun? Derken? Sınıf olarak. 8 mi? 8, evet. Zorlar. Artık çünkü liseye doğru gidiyorsunuz, zorlar. Peki, hemen Şehla'ya geçelim. Şehla hoş geldin. Hoş bulduk. Adım Şehla, soyadım Karakaş. 4. sınıf öğrencisiyim. Evet. Büyüyünce psikolog olacağım. Psikolog? Evet. Niye ya? İnsanların beyniyle oynamayı seviyorum galiba. O zaman beyin cerrahı ol. Çok daha yok, mantıklı yani. Direkt yok, açar oynarsın yani. Sen psikolojik olarak onların beyin, ruh halleriyle oynamaktan bahsediyorsun. Değil mi? Evet. Yoksa direkt aç kes, beyin cerrahları var, tıptan yürü yani. Böyle bir düşüncem varsa. Psikolog ne yapar? Yani hasta zihniyetleri daha çok tedavi hı-hı eder. Ona doğru şey anlatmak ister. Yani ruhsal olarak, hani şimdi biz ahiret inancı olan insanlar olduğumuz için maneviyatı azalmış ve ruhsal olarak aslında rahatsızlık duyan. Şimdi bedenen bir rahatsızlık vardır. Arkadaşımız mesela tıp doktoru olmak istediğinde insanın fiziki olarak hastalıklarını iyileştirmek üzerine bir bölüm okuyor. Ama psikolog ya da psikiyatr olduğunuzda psikiyatr da tıptan gitmeniz lazım. Yani tıp okumanız gerekiyor. Yani psikoloji üzerine ilaç yazabilme. Aynı zamanda fiziksel anlamda da destek olmuş oluyorsun. Eğer öyle bir hedefin varsa ikisinden birini seç bu defa. Psikolog var, o telkin de bulunur ama ilaç yazma gibi bir şey yoktur. Psikiyatr var, o tıptan gidersin, o da psikolojiyle ilgilenir. Karışık yani, öğrenirsin bence sonra sen bunları. Yani eğer psikiyatrist olursam hastalarımın hayatını yazacağım daha çok. Sonradan da hem yazar hem psikiyatrist, öyle devam ederim. Oo maşallah, buradan bayağı bir şeyler çıkıyor, malzeme bu anlaşılan. Sen hedefi şimdiden koymuşsun, kendinden de eminsin yani. Evet. Tebrik ediyorum. Vallahi çok güzel. Liseyi bitirdikten sonra annemin kararına göre Arapça edebiyatını bitireceğim. Sonradan psikolog olma. Sonradan da zaten hikayelerini yazacağım. Seni herkesin duymasını istiyorum. Mikrofonu birazcık daha yakın tut. Anladım. Annen de yani kararlarında tabii ki seni yönlendiriyor. Hı-hı. Çok güzel. Danışarak yapıyorsun işlerini. Hem yazarı hem yazacaksın, hem Arapça öğreneceksin, hem de psikolog ya da psikiyatri. Çok iyi. Psikolojin bozulursa artık yardımcı olursun herhalde, değil mi? Çünkü çocuklarla uğraşıyorum. Akşama kadar artık çocuklaşıyorum yani. Öyle oluyor yani. Eve gidiyorum, böyle yapıyorum bazen yani. Bak, kaçıncı program değil mi şimdi öyle baktığın zaman? 7 yıldır. Hatta şöyle bir şey söylerler. İlkokul öğretmenleri bir süre sonra çocuklaşırlarmış. İlkokul öğretmenleri artık çocuklaşma, hani bu hepsi için geçerli değildir ama sürekli çocuklarla yaşadıkları için çocuklaşma gibi duygular oluşulmuş. Olsun, çocuk gibi olan merhametli olur, değil mi? Daha güzeldir. Peygamberimiz çocukla çocuk oluyordu, büyüklerle büyük oluyordu, dedeyle dede oluyordu. İnşallah eline düşmeyiz diyelim. Hem beynimizle oynarsın hem de psikolojimizle inşallah eline düşmeyiz senin. Allah korusun. Başarılar diliyorum kardeşime de. Geleceğim ama arada sana, uğrayacağım, tamam mı? Arada gidiyor benim psikoloji. Sümeyye, seni tanıyalım. Adım Sümeyye, soyadım Uygur. Hı hı. 11 yaşındayım. Uygur şeyden mi geliyor? Uygur Türkleri oradan mı geliyor senin soyadında? Evet. Tamam, doğru. Doğu Türkistan Uygur. Tabii ki. 5'e gidiyorum, 11 yaşındayım. Evet. Büyüyünce doktor olmayı düşünüyorum. Ne doktoru? Beynimi uzak tutayım. genel cerrah. Genel cerrah. Her şeyi keserim diyorsun. O da çok acayip bir bölüm, biliyor musunuz, genel cerrah? Ya adam diyor ki kolumda ben şey çıktı diyor, burada bir şey çıkıyor. Gel keseriz, alıyor. Her yeri kesiyorlar vallahi. Kan falan var biliyorsun değil mi? Kan var, kesmek var, elin titremeyecek acayip şeyler var. Yani olursunuz, güzel çalışırsınız. Fene yönelirsiniz, sayısal derslere yönelirsiniz. Şimdiden hedef koyarsınız. Lisede sağlam temel atarsınız. Ve inşallah üstüne de tamamlarsınız. Neden olmasın? Sonra bu işte oradan başlarsın. Kendisi normal doktor, sen psikolog doktor. Sen de işte oradan beyin cerrahı falan filan derken size bir yer açarız artık. İyi para yani. Vallahi hepiniz ortaklaşa. Güzel olur. Geçtik mi? Sümeyye hemen verdin. Herkes soru soracağım. Adım Esma Nur, soyadım Uygur. 12 yaşındayım. Hı hı. Ve büyüyünce genel cerrah olmak istiyorum. Sen de genel cerrah. Evet. Rekabet var. Kendisi genel cerrah dükkanı açtığı zaman karşısına öz genel cerrah açacak. Hemen karşı dükkana. İşte Uygur genel cerrah diyelim ki, sen de öz Uygur genel cerrah hemen karşısına aç. Rekabet olsun.
indirim olur en azından bize de. Kolumuzda şurada böyle küçük bir şey çıktığında bunu kestiririz, aldırırız. Geçti mi hemen? Tanımadık. Yeri ver Esma. Bak bak bunlar. Hemen mikrofon benden gitsin de bu abi aman bana bulaşmasın. Aman bana bulaşmasın abi. Esma, kitap okumayı sever misin? Sevmez. Tam bir tıp kafası. Sadece matematik çözeyim. Matematik sever misin? Yani. İşte. Fizik, kimya, biyoloji. Nasıl, günleriniz nasıl geçiyor burada arkadaşlar? Mesela boş zamanınızda ne yapıyorsunuz? Bir aktiviteniz var mı? Bir kursunuz var mı? Ekstra öğrendiğiniz bir şeyler var mı mesela? Var. Neler yapıyorsunuz mesela kurs cumartesi derken? Cumartesi günleri tevhid ve tecvid dersi alıyorum. Tevhid ve tecvid. Evet. Yani Kur'an'ı güzel okuma. Evet. Ve de Allah-u Teala'yı, birliği tam olarak bilme dersi. Okuldan sonra da etüt dersleri alıyorum. Etüt dersi. Yani okul derslerine yönelik. Evet. Sizde neler var? Sümeyye, Safiye. Ben okul dışında yüzmeye gidiyorum. Yüzüyorsun. Hı-hı. Var mı sadece bayanların gidebildiği yani? Var. Gidiyorsunuz. Burada da var. Tabii ki olması gerekiyor. Başka? Neler yapıyorsunuz arkadaşlar okul dışında? Mikrofon. İngilizce kursuna gidiyorsun. Evet. İlerletme var mı? Var. Şimdi ben İngilizce konuşmayayım. Vallahi yanlış bir şeyler söylerim. Hiç İngilizce konuşmayayım ben. Zor Türkçeyi konuşuyoruz. Sizde var mı arkadaşlar? Böyle ney kursu bilmem yok, gitar çalıyoruz falan filan da var mı bir şeyler? Ya ben şu an sınavlarla yoğun olduğum için genelde tabii derslerime odaklanıyorum. Sen derse öyle olması gerekiyor. Derslerimden sonra dinlenmek amaçlı kitap okuyorum. Böyle. Güzel. Sana geçelim. Sen de delileri mi ziyarete gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Ruh ve sinir hastalıklarından çıkmıyor arkadaşımız. O hastanenin çevresinde birini yakalasam da üzerinde çalışma yapsam beyninin. Söyle bakalım Şehla. Cumartesi pazar günleri yani hafta sonları İngilizce kursuna. İngilizce. Başka? Yo, ben öyle dedim. O öyle demedim. Ben telaffuz edemiyorum. Hı-hı. Devam yani. Okuldan sonra da Kur'an kursuna gidiyorum. Eve gelince yemek, iş derken kitap okuyorum. Ne yaparsın işte dünya hali. Yemekti, içti, çocuk bakmalardı falan. Sendeyiz Safiye. Hoppa. Adım Safiye, soyadım Velim. Doğu Türkistanlıyım. Evet. 12 yaşındayım. Hı-hı. 5'e gidiyorum. Evet. Büyünce de genel cerrah olmak istiyorum. Devlet hastanesini buraya yapsak yeridir yani. Kapıya yazalım burası. İşte 10 yıl sonra Allah'ın izniyle devlet hastanesi. Maşallah. Bir tek sen miydin başka bir hedefi olan şair? Bu da şey diyormuş şimdi, şair doktor dedim ama ben. Şiir yaza yaza ilaç yazacağım falan böyle hastanenin ortasında. Sen ey hasta falan. Ne işin var burada? Öyle mi olacak bunun da? Bir sende sağlık yok yani. Ben de sağlıkçıyım bu arada arkadaşlar. Ben de fizikçiyim. Öyle diyorlar bana. Hani fizik tedavi yapıyoruz. Fizikçi diyor teyzeler. Fizikçi oğlum gel diyor. Teyze bakmıyoruz, daha çok amca bakıyoruz. Fizikçi oğlum gel diyor. Öyle. İnşallah siz de bu sektörde olursunuz. Peki. Senin var mı başka söylemek istediğin bir şey? Bu kadar mı? Bayağı bir muhabbet ettik. Anlaşılan program böyle bitecek. Sorulara yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. Soruların nasıl olduğunu biliyorsunuz. Resimli sorulardan hemen bir iki tane sorarak. Boğazım kurudu ya. Siz susamıyor musunuz? Su vermiyorlar ki değil mi? Nasıl? İzci misin? İzci. İz mi sürüyorsun sen de? Daha neler çıkacak Allah'ım. Sürekli bir şeyler çıkıyor. Arkadaşlar resimli sorulardan başlayacağız. 4 tane şıkkımız var. İlk sorumuz geliyor. Sebzelerden soracağım. Sebzeleri biliyorsunuz, seviyorsunuz, yiyorsunuz. Sebzelerle ilgili bir soru soracağım. Bakalım, ilginç bir soru gelsin bakalım. Şöyle bir sorumuz var. Hangisinin suyu içecek olarak kullanılmaz? 15 saniyeniz var. Şıkkı yazmanız yeterli. A, B, C, D. Evet. Şöyle baktım. Hangisi? Şimdi kültürlere göre de içecekler, yiyecekler değişebiliyor. O yüzden ben çok zorlamak istemedim. Hani ne kadar süredir burada olduğunuzu bilmediğim için acaba kendi kültürünüz, buranın kültürüyle çok farklılıklar var mı? Mesela bazı yerlere gidiyorsunuz, işte ananasın suyunu çıkartıyor, bilmem işte kavunun suyunu çıkartıyor, mango suyu, değişik değişik şeyler var. Hani buralarda da var ama bazı ülkelerin kendine has, oraya has yemekler ve içecekler vardır. Burada da şimdi böyle bir soru sorayım dedim ben de ortaya karışık. Bakalım cevabınız ne olacak? Herkes çevirsin görelim.
Hepsi doğru. Cevabımız A şık arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Kolay bir soruyla başlamış olduk. Herkese alkışı var. Evet, anlaşılan bugün 10 puan yazmaktan elim yorulacak. Şimdi. O zaman biraz zorlayalım mı? Ne dersiniz? Yani... Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Demin bir örneğini göstermiştim. Bakalım sizde canlanacak mı bir şeyler? Bazı şekilleri ve karakterleri yan yana koyup bir kelime oluşturuyoruz. Bunda da 15 saniyeniz olacak. Şöyledir. Resimdeki kelimeyi bulunuz. Bakalım karakterleri yan yana koyarak bir kelime bulabilecek misiniz? Bu hangi dersten diyeyim? Bir dersten bir kavram, kimyadan bir kavram diyelim. 15 saniyeniz var. Yani şu artılar bir kelime bir harf değil yani, bir karakter değil. Şunu, şunu ve şunu yan yana yazarak bir kelime buluyorsunuz. Yazarak derken resim nasıl yazabilirsin? Resimdeki karakterin ismini yazacaksın oraya. Evet. Ne olabilir bu? Ne olabilir? Şu nedir? Bilen var mı bunun ne olduğunu? Buldu mu? Neymiş bu? Tamam, gerisi gelir artık herhalde. Orada bir... Evet, o kelimeyi, devamını yazıyorsunuz. Ne çıkacak bakalım. Merak ediyorum. Düşünün bakalım. Kar dedi. Artı bir tane bir harf var. Onu da yanına yazın. Sonra artı bir de rakam var. Onu da yazıyla yazın yanına. Üç tane harf ve kelimeyi yan yana getirdiğinizde kendiliğinden bir kelime çıkacak. Bu zor oldu. Biliyorum. Bayağı kolaydı. Yani... yanılmayın ama şu T değil. Şu T harfi değil. Onun yerine bu harfi yazman gerekiyor oraya. Bu T harfini sil. O T değil arkadaşlar. Onlar artı. Yani o harfleri, kelimeleri toplayın demek. O T'yi T yazdığın gibi geldi de bana. Onu B yap. T yapma. Herkes bir şey bulabildi mi? O zaman çevirin görelim arkadaşlar. Bakalım neler yazdınız. Karbon doğru. Karbon. Görelim. Karbon, karbon, karbon. Geç kaldın ama ben gördüm, doğru yaptın sen. Karbon yazdın sen de. Karton yazmıştın ya, oradaki T değildi. Yanıldığını gördüm ben, o harfi işte ben yanıltmasın diye tekrardan söyledim. Karbon doğru cevap arkadaşlar. Herkes 10 puanı alıyor. Karbon nedir bilen var mı? Karton nedir bilen var mı? Öyle mi soralım? Karbon nedir? Kimyada gördünüz mü karbonun olduğunu? Doğada bulunan aslında bir bileşik, bir element o. Mesela kömür karbon bileşimlerinden oluşur. Karbonhidrat aslında başkadır. Mesela elmas çok ilginçtir. Elmas kömürün daha yoğun bir şekilde basınç altında kaldıktan sonra bir karbon artmasıyla elmas olur. Kömür dünyanın hemen hemen en ucuz şeylerinden değil mi? Kömür bildiğiniz taş. Fakat o daha yoğun bir basınç altında, yer altında çok değerli bir taşa, elmasa dönüşebiliyor. Yani şu kadar bir elmas bulsan trilyoner olursun. Bir daha öyle tıp mı kokmaya gerek yok. Gidersin yaşarsın ama çok ilginçtir ki Allah-u Teala'nın böyle mucizeleri vardır. Bir kömürle bir elmas arasında sadece bir karbon zinciri vardır. Element, ufacık bir element. Mikroskopla bile, elektron mikroskopla bile zor görebileceğim bir şey. Öyle bir ilginçlik. Evet. Başka soru soralım mı? Bir kelime oyunu yapalım. Arkadaşlar ilk bölümümüz için kaç dakikamız var? Ben arkadaşlardan süre alayım. 10 dakikamız var değil mi ilk bölüm için? Emin miyiz? Bayağı bir süremiz geçti ama. Şöyle yapalım. Kelime oyunlarımızdan birini oynayalım. Ama kim kime rakip olacak önce onu bulmamız gerekiyor. Şöyle bir rekabetten genel cerrahlarla psikologları karşılaştıralım. Bakalım kim daha başarılı? Yaş olarak birbirinizle yarıştırabiliriz. Ya da ben şuna rakip olabilirim dediğiniz var mı? Hatice ve Şehla rakip olsun mu? Olabilir mi? Esma ve Sümeyye Esma'yı seçti. Esma? Safiye? Sana kim kalıyor?
Tamam, siz ikiniz. O ikiniz zor mu oldu öyle? Rakip zorladı mı? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ama yakınsınız birbirine. Olsun. Bence iyi bir eşleşme oldu. Safiye ve Ayşe, Şehla ve Hatice ve Sümeyye ve... Sümeyye istiyorsan seni Şehla ile eşleştirelim. Olur mu? Tamam, peki. Kim kim oldu? Herkes tamam mı rakibi? Göz göze bir gelin bakalım. Yanımda hemen. Peki, önce kim yarışacak? Önce kim yarışacak? Ayşe mi? Tamam, Ayşe ve Safiye önce yarışsınlar. Orada kalabilirsin. Önce ya da şöyle gelin. Şöyle gelin arkadaşlar. Şuraya doğru gelebilirsiniz. Mikrofonları da alın. Ben sizin için kelime bakayım. Zor mu olsun? Siz doktorlara zor soracağım. Bakalım bilecek misiniz? Bugün size doktorlar sorusu hazırladım. Akciğerlerden, kalplerden. Şimdi. R harfi sizin harfiniz. İkinizden biri önce yarışması gerekiyor. Kim önce yarışacak? Yarışmak ister misin? Tamam. Safiye sen mikrofonu bırakıyorsun. Kapıdan çıktıktan sonra soldaki kapıya giriyorsun. İçeri giriyorsun, üstüne kapatıyorsun. Kapıyı çağırana kadar gelmiyorsun ve bizi duymaman gerekiyor. Hocam yardımcı olsun onunla birlikte. Hocam bizi duymaması gerekiyor. Çağırınca gelirsiniz. Evet. Ayşe kardeşim nasılsın? Heyecanlı mısın? İlk sorun 3 harfli olacak. Sonra 4, 5, 6 ve 7 harfli. 5 tane soru soracağım sana. Soruyu görür görmez cevabı yapıştırabilirsin. Soruyu okumamı beklemene gerek yok. Tamam mı? Hızlı olman için. Süreye karşı yarışıyorsun. Süreni başlatıyorum. Hazır mısın? Süren sınırsız. Sadece şöyle bir şey var. Ne kadar çabuk bilirsen puan almaya o kadar çabuk yaklaşırsın. O kadar çok yaklaşırsın. Yani senin amacın hemen hızlıca yapmak olacak. Yeşil yanıyor mu onda? Kapanmasın da. Bir daha biraz. Tamam. Şimdi çalışıyorum. Yakın tutuyorsun, sesli söylüyorsun. Duyduğunda diğer soruya geçeceğim. Hazır mısın? Ses buraya gelmeyecek. Bilgin olsun. İçeri gidiyor. İlk sorun geliyor. Kimse yardımcı olmuyor sakın arkadaşlar. İlk sorun ekranda ve süren başladı. Trenlerin ve tramvayların üzerinde ilerledikleri çelik yol. Ray. Ray doğru cevap. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Uykudayken gördüğümüz sanal yaşantı düş. Rüya. Rüya doğru cevap. Bir sonraki sorun geliyor. Acımak, merhamet etmek, bağışlamak anlamlarına gelen ve besmeleden de geçen Allah'ın isimlerinden biri. Rahman. Bir diğeri. Rahim. Evet doğru cevap. Bir sonraki geliyor. Yol gösteren kimse ya da cep telefonlarında bulunan isim listesi. Rehber. Rehber doğru cevap. Son soru geliyor. Çok iyi gidiyorsun. Hastanelerde kullanılan ve daha çok kemiklerin görüntülemeye yarayan cihaz röntgen. Doğru cevap. Durdurdum 36 saniye. Alkışlıyoruz arkadaşımızı. Seni koşarak yerine alıyorum. Diğer arkadaşımız geliyor. Güzel. İyi gittin. 36 saniye 26 salise. 36.26 yazıyorsun oraya. Nasıldı? Heyecanlı. Bakalım sizinkiler nasıl geçecek? Geldin mi? Şöyle al mikrofonu oraya geç bakalım. Çok çabuk bitti gibi değil mi? Senin hızlı olman gerekiyor. Arkadaşımız da hızlı yarıştı. Bilgin olsun. R harfinden bütün cevaplarını düşürürken R harfi aklına gelsin. Konsantre olmaya çalış. Ben sana yardımcı olmaya çalışacağım bilemediğinde. Cevap bulur bulmaz yapıştır. Hiç bekleme. Oldu mu? Cevap bulur bulmaz yapıştır. Hiç bekleme. Süreni başlatacağım. İlk sorun ekrana gelecek. Hazır mısın? Evet. Şöyle bir soru ve süren başladı. Trenlerin ve tramvayların üzerlerinde ilerledikleri çelik yol. Ray. Doğru cevap. Bir sonraki sorun geliyor. Uykudayken gördüğümüz sanal yaşantı. Rüya. Düş. Rüya. Doğru cevap. Acımak, merhamet etmek, bağışlamak anlamlarına gelen ve besmelede de geçen Allah'ın isimlerinden biri. Rahman. Diğeri? Rahim. Çok doğru. Hemen bir sonrakine geçiyoruz. Yol gösteren kimse ya da cep telefonlarında bulunan isim listesi. R. Cep telefonunda isimler yazılı. Ona ne diyoruz? R. R. Yol gösteren R. Bana R. R. Rehber. Doğru cevap. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Son sorun geliyor. Hastanelerde mi kullanılan ve daha çok kemikleri görüntülemeye yarayan ışın cihazı? R. Röntgen. Doğru cevap. 37 saniye. 37 saniye. Yerine geç bakalım. Şuradan bir hesap kitap yapalım. Kaç saniye? 37.73. Bir saniyeden biraz fazla.
Belki de benim yüzümden kaybettin. Yani belki oraya geç bastım ama ona da aynı hızda bastım. Yani vicdanen çok rahatım. Emin ol çünkü aynı hızda bastım. Sadece bir saniye. Bir saniye olduğunda üzülüyorum. 5 puanı da ona veresim geliyor. 20'yi sana verip. Ama maalesef ki bir saniye bir saniyedir. Çok iyi yarıştın gerçekten. Bir tanesinde biraz durduk. Neydi? Rehber değil mi? Çok iyi gittin. Ötekileri çok daha hızlı bildin. Rehber de bir saniyeden fazla gitti. Yoksa 2 saniye oradan bir alsak. 25 puanı kime veriyoruz arkadaşlar? Ayşe'yi bir de alkışlayalım. Az alkışladık. Şeyle alkışlamadı Ayşe'yi. Seni onunla yarıştıracağım. Gördün mü? Dolu yağdı sen alkışlamadın diye. Evet arkadaşlar, yarışmamız böyle bir şey. Ne durumdayız arkadaşlar? Süremiz nasıl? Devam mı? 5 dakikamız mı var hala? Emin miyiz arkadaşlar? Peki, devam edelim o zaman. Bir resimli soru daha soruyorum. Sonra sizin yarışınıza geçeceğiz. Resimli soru için kağıtlarınız, tahtalarınız hazır mı? Bakalım. Hop. Şuradan gelsin. Madenlerle devam edelim. Bazı şeyler, mesela kömür gibi, demin anlattım, doğada doğal olarak bulunur. Yani kendiliğinden vardır, kendiliğinden değil, yanlış kullanmayayım. Allah-u Teala'nın bir nimeti insanlar için doğada doğal olarak bulunur. Sorumuz şöyle, 15 saniyeniz olacak, bir şıkkı seçeceksiniz. Hangisinin doğada maden halinde bulunan ve doğal olarak elde edilen bir madde değildir? Şimdi burada ne görüyorsunuz bilmiyorum ama hangisinin ham maddesi doğada doğal olarak vardır diyorum. Herkes yazdı mı bir şeyler? Tamam mıyız? Bir dakika. Bir dakika uzun bir süre ama 30 saniye vereyim ben sana. Hangisi doğada maden halinde bulunan ve doğal olarak elde edilen bir madde değildir? Çevirin. A yine A. Herkes A diyorsa eşitliği bozmak adına bu 4 maddeyi yazar mısınız arkadaşlar bana? Bunların hangi madenler olduğunu yazın. 15 saniye daha vereceğim. Herkese 10 puan veriyorum, merak etmeyin. Fakat burada 4'ünü aynı anda yazabilene bir 10 puan daha vereceğim. 10 saniyeniz var. Gayet görünüyor değil mi ne oldukları? 5 saniye daha veriyorum. 8. Yazmaya devam mı? Süremiz dolmak üzere. Daha güzel yazmak için uğraşıyorlar. Hepsi buldu cevapları. En güzel ben yazayım diye uğraşıyorlar. Çevirin arkadaşlar görelim. Evet. Plastik, demir, altın, gümüş. Hop duruyoruz. Plastik, demir, altın, gümüş. Plastik, demir, altın, bakır. Plastik, demir, altın, bakır. Plastik, demir, altın, bakır. Plastik, demir, altın, bakır diyenler doğru cevap arkadaşlar. Plastik, demir, altın ve bakır olması gerekiyor. Tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı. Kimler 10'ar puan aldı? Bir el kaldırsın bakalım. 10. Evet arkadaşlar, bakır da en sondaki. Böyle bakır taslar vardır, bakır tavalar vardır. Onda yapılır. Zaten altın yine doğada doğal vardır. Bakır da. Bakır bir karışım mıydı arkadaşlar? Bilen var mı kimyada? Bakır. Bakır bir karışımdı aslında. Bunu bir daha gözden geçirelim ama plastik olmadığı kesin cevabın. Bu soruda ufak bir pürüz var. Evet arkadaşlar, şöyle yapalım, kısa bir araya gidelim. Süremiz artık azaldı. İkinci bölümde sorularımızla devam edeceğiz. Bir yere ayrılmıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, ikinci bölümümüzdeyiz. Devam ediyoruz arkadaşlarımızla. Son sorumuzda plastik, demir, altın ve bakır madenlerini ya da işte plastik olarak, o ayrı maden değil, onu sormuştuk. Hani bakır konusunda da bakır madeni var, o aklıma geldi. Yani bakır da doğada doğal olarak bulunanlardan. Hani madeni olan şeyin doğal olarak bulunması normal.
Altın, yine altın madenleri ve altın doğada var. Yine şeyde, öteki de demirde, demir de aynı şekilde var. Ama plastik tam tersine doğada zor çözülen bir madde değil mi? Hatta yüzyıllar, bin yıllar boyunca kaldığı söyleniyor. O yüzden plastik konusunda da hassasiyetler artıyor doğayı kirletmemek adına. Devam edelim mi? Kaç soru sorduk resimlerden? 3-4 tane sorduk herhalde. Bir kelime oyunu daha mı yapalım, ne dersiniz? Yoksa bir soru daha mı sorayım size? Bir soru daha. Ama hep biliyorsunuz, zor bir tane sorayım ki aranızdan az bilen olsun. Zor bir tane soracağım. Bak, soruyorum ama. Ben bile zorlanabilirim. O derece zor bir soru geliyor. Ekmek yiyor musunuz? Sizin oralara has bir ekmek var mı? Farklı bir ekmek. Nedir ismi? Nan mı? Nan bizde de var. Değişik bir ekmek mi? Nan eski Türkçede de var, Kürtçede de var, Osmanlıcada da var. Yani geçmiş nan kelimesi ekmektir. Mikrofonlar duymuyorlarmış sizi. Ekmekle şeyin farkı, hani bizim yuvarlak ve hani soğan falan. Soğan falan var. Aynen. Neler neler? Susam. Daha lezzetli oluyor. Ama tandır ekmeği gibi bir şey mi? Yok. Bizim de oralarda yapılıyor susamlı. Üstüne yumurta falan da sürülüyor mu böyle? Tamam ya, bizim ekmeği almışsınız nan diyorsunuz, ondan sonra hocam yapmayın böyle. Bizim ekmeği almışlar. Bari ismini farklı koysaydınız, ne bileyim. Nin falan koysaydınız. Çakma gibi olurdu değil mi o zaman? Sanki Çin malı ekmek gibi. Evet arkadaşlar, ekmek neyden yapılır? Ya da hangisinden ekmek yapılmaz? Bilmem, buyurun. Hangisinin unundan ekmek yapılmaz? Süreniz var, 30 saniye. Ne olduğunu çözebilecek misiniz? Şöyle çevireyim mi size biraz? Şöyle çevirdim size. Bilemem. Siz çözeceksiniz. Ondan sonra ondan yapılıp yapılmayacaksın, yapılmadığını söyleyeceksiniz. Ben sorarım. Evet. Hangisinin unundan ekmek yapılmaz? Ama iyi düşünün. C mi, B mi, D mi? C ne mi diye soruyorsun. Yani şunla yakın bir şeyler ama farklı. Ben de hazırlarken onun birbiriyle farkını gördüm. Birbirine çok yakın iki tane besin, protein. Fazla bilgi vermeyeyim. Son 5 saniye, 4, 3, 2, 1 süremiz doldu. Yazdık mı? Dolmadı. Çevirin bakalım, görelim. A, D, C, A, A, A. Öyle mi diyorsunuz? Pirinçten de mi ekmek var? Bakalım var mı? Cevabımız A arkadaşlar. A diyenler aldı. Şimdi bir yorumlayalım. Pirinçten, ben şimdi bunların hepsini araştırdım. Pirinçten böyle bir gelenek görmedim. İnternetten de baktım. Şimdi buna baktım, bundan zaten biliyoruz. Bundan var, bundan var ama pirinçten birebir hani rastlamadım. Yine de bir bakılabilir. Arkadaş belki duydum diyor ama direkt pirinç olduğundan emin misin? Koreli. Tamam, olabilir. Aslında evet ya, dünyanın çok farklı yerlerinde çok farklı besin oluşturulan şeyler var. Yani bir tereddüte düşmedim değil sen öyle deyince. Ama hani yakın kültürde, bildiğimiz kültürlerde hiç duymadım. İnternetten belki araştırsan. Yani oralara gittiğin zaman fare bile yiyorlar. Evet. İşte o taraflar. Kore uzak mı birbirine oralar hocam? Yani çok mu uzak hocam? Bilmiyorum. Coğrafya olarak karıştırdım ama Asya'da Çinliler yer. Ne bulsalar yiyor. Hareket eden her şeyi yiyorlar. Allah korusun. Neyse, cevaba gelelim. Bu nedir arkadaşlar? Soralım mı? Size soralım yoksa direkt söyleyelim mi? Bu ne? Mısır. Mısır unu var, mısır ekmeği var, buğday zaten normal ekmek, pirinçte durduk. Bu da arpa. Arpa. Evet arkadaşlar. Gerçek mi? Allah Allah. Ben de hazırlarken acaba karıştırılır mı diye şöyle bir baktım yakından. Evet, çekirdek gibi de duruyor biraz. Gören görüyor. Bir şey diyemeyeceğim artık.
Yani tabii ki. Demin de arkadaşlarımız mesela gümüş yazmışlardı. Haksız değiller. Çünkü televizyonu açıları biraz farklı olduğu için bakır rengini göremeyip biraz gümüşe benzediği için gümüş demişler. Oradan da onlar kaybetti maalesef. Buradan da sen kaybettin şey olarak. Peki cevabımız dedik ki cevabımız A şıkkı doğruydu. Peki artık bir kelime oyunu daha yapalım. Kim oynayacaktı? Gelsin bakalım meydana iki kardeşimiz. Ben, siz mikrofonlarınızı alın. 10 puanlarınızı ben vereyim size. 10 daha veriyoruz değil mi herkese? Kimlere 10 puan verdik? 10 puan olanları görebilir miyiz? Hatice var mıydı 10 puan sende? Başka? Ayşe, Şehla, bir de Safiye'de mi vardı? Tamam. Sizinle yarışıyoruz ve harfinize bakacağım sizin. Siz ikinci yarışanlar mısınız kelimede? Sizinki zor mu olsun, kolay mı olsun peki? Kolay. Kolay. Ama kolay olursa şey olur, biraz yarışta da kızışma olmaz. Normal. Böyle bir tane B harfinden bence yarışabilirsiniz. Önce kim yarışmak ister? Sen yarışmak istiyorsun. Seni içeri yollayalım mı? Mikrofonu bırak. Hocam buyurun, içeri alıyoruz arkadaşımızı. Şimdi şöyle ki az önce yarışmanın nasıl olduğunu gördün. Ben de şu an soruları pek göremedim. Ama gördüğüm an sana yardımcı olmaya çalışacağım, tamam mı? Süremiz var, hızlı olmalısın. Hazır mısın? Hazır. İlk sorumuz gelsin mi? Gelsin. Üç harfli. B harfiyle başlıyor bütün cevapları. Düşünürken B, 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 B diye düşün, bulursun cevabı. Tamam. Tamam mı? İlk sorumuz geliyor arkadaşlar. Bakıyoruz, gördük. İslam'ın şartı ve günlük farz namazlar kaç tanedir? Beş. Beş. Bir sonraki sorumuz geliyor. Büyük ya da küçük kız kardeş? Ba. Evet. Büyük ya da evet, kız, evet, küçük kız kardeş? Ba. Ve. Ba. Bardak. Kız kardeşimin ba. Bacı. Evet, doğru cevap. Bir sonraki soru geliyor. Genelde araçların arkasında bulunan yolcu taşıtlarında yüklerin konulduğu yer ba. Ba. Yükleri arka taraf açılıyor ya, arkada bir kapı. Bagaj. Doğru bagaj. Cevap. Bir sonraki sorun geliyor. Geceleri uçabilen bir kuş. Şey. Böyle bakar. Baykuş. Evet. Bayanı yok bunun. Bir sonraki geliyor. Allah'ın kadınlara farz kıldığı başlarını örtmek için kullandıkları başörtü. Başörtü durdurdum 40 saniye. Tebrik ediyoruz ve alkışlayalım arkadaşımızı. Ne dediğimi anladınız mı? Evet. Güzel. Çok hızlıydın. Tebrik ediyorum. Takıldığımız ufak bir kelime vardı ama hangisiydi o? Bacı, bacı kardeş. Zaten senin zor sorun da oydu aslında. Belirleyici sorun da o. Bakalım kendisi kaç saniyede bilecek. Gelsin bir kardeşimizi de. Hızlıydın. Evet, Sümeyye, koş bakalım. Şöyle geçiyorsun mikrofonu alıp. Biraz daha geriye doğru git. Daha iyi görebilesin diye. B harfinden, cevapları B harfinden düşünüyorsun. Sorunun cevabını bulduğunda çak. Hiç bekleme. Ben geçeceğim bir sonraki soruya. Hazır mısın? İlk sorun gelsin mi? Hızlı olmalısın. Arkadaşımız hızlı yarıştı. İlk sorumuz, ekranda süren başladı. İslam'ın şartları ve günlük farz namazlar kaç tanedir? Beş. Bir sonrakine geçiyoruz. Büyük ya da küçük kız kardeş? Erkek. Kardeş bir de ne var? Kardeş bir de kız kardeş var. B ile başlayalım. Erkek kardeş var, ona kardeş diyoruz. Bir de kız kardeş var. Bacı. Evet, doğru cevap. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Genelde araçların arkasında bulunan yolcu taşıtlarının yüklerin konulduğu yer, arkada kapaklı açılıyor ya. Yükler konuluyor. Ona ne deniyor? Bagaj. Evet, doğru cevap. Bir sonraki, hızlı olmalıyız. Geceleri uçabilen bir kuş. Bayan değil, bay. Baykuş. Evet, bir sonraki geliyor. Son sorun. Allah'ın kadınlara farz kıldığı başlarını örtmek için kullandıkları başörtü durdurdum. 59 saniye. Alkış alalım yine de. Bir sadece bir. Ah. Sizin zor sorunuz da bacı kardeştı. Bacı orada işte kullanılıyor sizde değil mi? Sizde de bacı çok kullanılır mı? Hani kız kardeşe erkeğin söylediği bacım der ablaya. Ne diyorlar? Ukan. Ukan mı diyorlar? He. Bizde bacı kardeş var. Hiç onları bilmiyorum. 25 puanı kime verdik? Sen kimsin?
Esma, Esma'yı alkışlayalım arkadaşlar. Evet, beklemeden bir soru daha, hemen resimli bir soru. Hızlanalım, değil mi? Daha çok soru. Şimdi, kültürlere göre dediğim gibi yemekler vardı. Az önce de konuştuk. Şimdi bir düşünün bakalım, bu soruda, bu bizim kültürümüzde, daha doğrusu yaşadığımız coğrafyada, ülkemizde geleneksel yiyeceklerden biri değildir. 15 saniyeniz var. Bunların ne olduğunu biliyor musunuz bilmiyorum ama ben şu anda içim geçti. Bu vakitte içim geçti yani. Allah Allah. Sen de görebiliyor musun ne olduklarını? Çevireyim mi? Tamam. Vallahi billahi. Bu saatte sorulacak soru muydu bu şimdi? Allah. Çok şükür yarabbim. Ne güzel nimetler değil mi? Ne kadar şükür edecek aslında. Bulamayanlar da var. Kuru ekmek bahsettik deminde. Çevirin görelim cevapları. Herkes çevirsin bakalım. D, D, D. D, B, D. Sen farklı düşünüyorsun. Sen kardeş hakkında da farklı düşünüyordun. Evet. B, C şıkkındakinin ne olduğunu yazana 5 puan daha vereceğim. Doğru cevabımız da tabii ki D'ydi arkadaşlar. D doğruydu. C şıkkındakini yazana 5 puan daha vereceğim. O 10 puanlar cepte, merak etmeyin. 5 saniye. 4. Düşünün, tamam, acele etmeyin. 10 olsun. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Çok hızlı mı oldu? C şıkkındakinin adı nedir? Bir 5 saniye daha verelim arkadaşımıza. Düşün bakalım, böyle saçta yapılıyor. Daha çok tavada da yaparsın ama. Değil mi? Saçta yapılmıyor mu? Saç dediğim bu başımızdaki saç değil ha. Saç tavalı şeyler var. Çevirin arkadaşlar. Börek. Börek. Gözleme. 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 Kulaklama, gözleme. Hepsi var. Ama börek şimdi... Ya börek... Şimdi mesela diyelim ki... Bir şey görsek, şu kuş desek... Kuş ne? Güvercin mi? Kartal mı? Şahin mi? Börek de ne böreği? Değil mi? Sigara böreği mi? Balık mesela. Balık, hamsi balığı mı? Balık genel attı, bir de özeli vardır. Cevabımız gözleme olacaktı arkadaşlar. Gözleme kimler yazdı? Onlara artı 5 puan daha veriyorum. Önce ilk sorumuzun cevabı olan pizzayı yazanlar kimlerdi? 10 puanı kimlere verdik? 10 puanları yazalım. Sonra da 5'er puanları da vereceğiz değil mi arkadaşlar? Evet, 5'er puanlar kimlerindi? Esma sen aldın bu defa. Bak oradan götürdün 5 puanı. 10 puan gelmedi, 5 geldi. Sümeyye 5 aldı. Başka? Şeyla sen de mi aldın? Nasıl aldın? Ne yazdın aldın? Gözleme mi? Pizza. Tabii pizza batıdan gelmiştir daha çok. Sonradan. Konuşamıyorum. Adana kebabı. İçim gitti. Tamam, peki. Evet, bir soru daha mı sorayım yoksa bir kelime oyunu mu? Siz sıkıldınız artık değil mi? Kelime oyunu istiyorsunuz oynamayı yoksa? Bir soru daha. Soru, 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 soru. Son bir soru daha gelsin bakalım. O zaman şöyle bir, siz çiçekleri, bitkileri seversiniz. Yine Allah'ın mucizelerinden, ayetlerinden çiçeklerin de çeşitleri vardır. Nasıl ki insanların çeşitleri, dillerin çeşitleri olduğu gibi. Yine bunlar da Allah'ın mucizelerindendir. Gelsin bakalım, bitkileri tanıyor musunuz? Görelim. Çok zor ama dikkat edin. Hangisi nilüfer çiçeğidir? Çok zor bazılarına göre de. Bazılarına göre de çok zor. 15 saniyeniz var. Nilüfer. Nilüfer. Seni anacak Nilüfer. Bakalım. Hazır mı cevaplar? Çevirin görelim bakalım. B, 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 B. Aa, olmasın. A'daki ne o zaman? Hep yanlış biliyoruz işte bak. Gördün mü? Cevabımız tabii ki B. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Nilüfer nerede yaşar? Evin içinde mi? Nerede yaşar?
göllerde, nehirlerde değil mi? Suyun üzerinde ilginç bir bitki, su üzerinde yaşamını devam ettiriyor. Bu nedir? Gül. Güldüm. Bir de acık değil. Şu ne? Bu ne? Ben de siz bilemeyeceksiniz diye kolay sorular hazırlamadım. Kolay sorular hazırladım pardon. Bunlar kolay değil tabii. Zor da hazırladım. Bunu da biliyorsunuz. Herkes 10 mu aldı? Allah Allah. O zaman yarışalım. Böyle olmuyor. Eşitlik bozulmuyor. Hep 10-10-10 diye gidiyor. Yarış için iki kardeşimiz daha gelsin bakalım. Son kardeşler Hatice ve Şehla geliyor. Hatice ve Şehla. Sizin harfiniz nedir diye bakıyorum. Kim yarıştı? Sizinki ne? Neye? Nasıl baktınız emin? Öyle mi? Emin misiniz? Aynen. Yok ya. Yok. Yok ya. Hayır göstermediniz. Başka bir şeydi. Başka bir H olmasın o. Mesela ben orada ne sormuştum? R sormuştunuz. Evet. Tamam. H'yi evet. Sormadık. Yok. Ne sordun mesela? Aklında var mı H ile ilgili bir şey? Hı? H'yi sormadım. Yahu kandırmayın beni. Aç değilsem de o kadar aç değilim. Mikrofon al. Hatice kaçma oradan bizden. Mikrofon oradan al gel bakalım. Önce kim yarışacak? Ha sen o yüzden mi mikrofonu bıraktın? O zaman sen hemen içeri git abiyle. Hatice nasılsın? Şehla. Şöyle geç bakalım. Heh. Kaç puan istiyorsun? 25. Yeter sana 25. H harfi. Neymiş? H. Tamam. H denmez. Evet denir. Evet. seni. Yani harfin H. 3 harfli, 4 harfli, 5 harfli, 6 harfli, 7 harfli 5 soru soracağım sana. Zaten biliyorsun. Hiç söylemiyorum. Cevabı bulduğunda söyle. Hızlıca geçeyim tamam mı? Hazır mısın? Hı-hı. Arkadaşım da saklandı herhalde. İlk sorun geliyor. Şöyle biraz daha çevireyim. Süreni başlatıyorum. İlk sorun ekranda. Her zaman daima sürekli hep aralıksız. Söyledim pardon. Her zaman. Sürekli he. Her. He başka. Her zaman sürekli daima he. Şimdi durdurayım süreyi durduracağım. Her zaman daima sürekli olarak aralıksız olan. Hiç durmadan. He. Hani bunu sen he hız, yapıyorsun. Hız. Bunu, bak cümleyi dinle. Bunu sen he yapıyorsun. Yapma artık. He yapıyorsun bunu sen. Bir harf ekle oraya. He. Hep. Hep. Doğru cevap. Bir sonraki sorun geliyor. Bir kimseyi aldatmak, yanıltmak için yapılan oyun, aldatmaca. Hile. Hile doğru cevap. Bir sonraki sorun geliyor. Allah-u Teala'nın yasakladığı dinen haram. Haram korktum. Allah. Harammış dedik. Ezanı ilk okuyan sahabenin lakabı. Benim ismim Bilal. Lakabı ne? Ezanı ilk okuyan sahabi var ya. Siyahi böyle. Bilal. Bilal'i. Hamza. Yok Bilal'i ona benzer. Bilal'i ha. Hab. Bilal'i hab. Durdurdum. Bilmiyorsan bir sorunu joker olarak kullanabilirsin. Arkadaşlarından birine sorabilirsin. Joker kullanıyorsun. Durdurduk. Dur. Bana sor. Boş ver. Esma. Söyle. Habeşi doğru cevap. Bir sonraki soruna geçiyoruz. Çabuk olmamız lazım. Son sorun. Hasta olanların iyileşmek için gittikleri sağlık kurumu. Hastane doğru cevap. Durdurdum. Çabuk yerine geçiyorsun. Koşuyorsun. Şimdi şunu da söylemem lazım. Bir joker kullandığın için onu bildiremedim sana. 15 saniye daha eklemem gerekiyor. Ona da öyle yapacağım. Geç yerine. 1 dakika 14 saniye artı 15 saniye daha ekledik mi? 1 dakika 29 saniyede bütün sorularını doğru cevapladın. Yaz bakalım oraya. 1 dakika 29 saniye. Arkadaşlar joker kullandığında sizden birine soracak. Siz de bileceksiniz 12'ni bildiğiniz gibi. Çağıralım arkadaşımızı. Zorlandık birazcık ama hızlı gittik. Mikrofonu al. Şöyle şu filin, zürafanın bir tanesinin üstüne doğru gel. Gel biraz daha. Evet. 5 soru H harfiyle başlıyor. Birazcık zorlanabileceğin bir soru var ama ben yardımcı olmaya çalışacağım. Çok zorlanırsan arkadaşlarından birine sorabilirsin. Tamam mı sorunu? Ama sorarsan 15 saniye kaybedeceksin. Bilgin olsun. 15 saniye geriye düşersin. Hazır mısın? Evet. O zaman süreni başlatıyorum. İlk sorun ekranda sürende başladı. Her zaman daima sürekli olarak aralıksız. H. Hız. Yok he.
Bunu sen H yapıyorsun. Bir daha yapma. Oradaki H'ye bir harf ekle. Aralıksız sürekli H. Bir harf. Başka bir harf eklemen gerekiyor. R değil. Sürekli H. Aralıksız sürekli olan durmadan. Hani birine deriz ya. Sen bunu H. Hep. Hep doğru cevap söylemeyecektim ama ağzım. Bir kimseyi aldatmak, yanıltmak için yapılan oyun, aldatmaca. Hile. Doğru cevap. Bir sonraki sorun geliyor. Allah Teala'nın yasakladığı, dinen yapılması uygun olmayan şeyler. Haram. Haram doğru cevap. Bir sonraki sorun geliyor. Ezanı ilk okuyan sahabenin lakabı. Benim ismim Bilal'i. Ne lakabı onun? Ezanı ilk okuyan Bilal. Bilal'in lakabı ne? Habeşi. Habeşi doğru cevap. Bir sonraki sorun geliyor. Hızlı olman lazım. Hasta olanların iyileşmek için gittikleri sağlık kurumu. Hastane. Doğru cevap. 1 dakika 4 saniye arkadaşlar. 1 dakika 4 saniye Joker'de kullanmadığı için. Joker kullansa 1.20 olacaktı. Ve 25 puan kimin oluyor? Hatice'yi alkışlayabilir miyiz? Evet. Şehla. Ne yaptın? Habeşi'de zorlandık değil mi biraz? Özel bir soruydu o. Habeşi'de zorlandık ama olsun güzel gittin. Hep kelimesi kısa bir kelime ama hani daima aralıksız olan hatta cümle içinde kullandığın bunu sen he yapıyorsun bir daha yapma dediğinde aslında oradan çıkabilirdi. İlk soru genelde en heyecan verici soru oluyor. Ona birazcık zor koyduk mu zorluyor soru. Başka kaldı mı ya soru soracağımız? Bakalım sizin için başka sorumuz var mı? Süremiz de azalmış arkadaşlar. Artık yavaş yavaş birinciyi belirlememiz gerekiyor. Fakat bir daha göz atıyorum. Evet sizin için başka sorum var mı diye. Sorularımızı maşallah bitirmişsiniz. Bunu yaptık. Evet sorularımızı bitirmişiz arkadaşlar. Bir hesap edelim bakalım günün kazananı kim oluyor diye. Puanlara bir bakalım. Kimden başlayalım hesaplamaya? Safiye senden mi başlayalım? O zaman Hatice senden mi başlayalım? O zaman benden başlayalım. Benim 0 puanım var. Şimdi birine geçmemiz gerekiyor ama. oradan. Evet. İlk başta Şehla seninkini hesaplayacağım. Üzüldüm. Şehla 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 5 daha. Yok 75 eksi değil artı. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75 puanım var. Alkışlıyoruz Şehla'yı. Sümeyye seninkine bakıyoruz. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 5 daha 55. 65 puanım var. Tekrar bakalım 10, 20, 30, 40, 50, 60, 5 daha 65 puan. Esma sendeyiz. 10, 20, 30, 40, 10 daha 50, 5 daha 25 daha 80 puanım var Esma. Çok iyi. Evet 30, 40, 50, 60, 70, 80. Safiye sendeyiz. Geleceğiz sonunda değil mi? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 puanım var Safiye. Tebrik ediyoruz seni de. Kimdeyiz? Ayşe'deyiz. Ayşe 10, 20, 30, 40, 50, 60, 25 daha. Yanlış alkışladın. 85 puanım var. Çok iyi. Hatice 10, 20, 30, 40, 50, 60, 25 daha. 85 puan. 85 puanım var senin de. Ayşe ile Hatice'yi bir de hesaplayacağım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 25 daha 85. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 25 daha 85. Borç defterini karıştıran bakkalcı gibiyim değil mi? Tekrar hesaplıyorum en sonra birini çıkarayım diye. İkiniz sona kaldınız, ikiniz birinci oldunuz. Tebrik ediyorum. Alkışlayabilir miyiz arkadaşlar? Günün birincileri 85 puanla Hatice ve Ayşe oluyor. İkincisi de 80 puanla Esma oluyor. Üçüncüsü de 75 puanla Şehla oluyor arkadaşlar. Tebrik ediyorum hepinizi. Tabii herkes bugün birinci oluyor bizim için. Hiç fark etmiyor birinci, ikinci. O yüzden şöyle şunları bırakıyorum. Sonra onlara bakarsınız. Bunlar sizin arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş hediyeleşeceğiz.
Ve sonra da selamlaşacağız. Bak bunu da sana vereceğim. Bak güzel kutu hazırlamışlar diye bunu sana vereceğim şeyler. Al bakalım. Evet. Bugünlük bu kadardı. Şöyle ne yapıyoruz gün sonunda? Kısacık bir selamlarımızı yolluyoruz sevdiklerimize. Bizi izleyen birileri varsa belki uzak diyarlarda, belki buralarda, belki hocalarımıza selam yollamak isteriz. Bu defa da Hatice'den başlayalım bakalım. Al mikrofonu. Ben önce olarak aileme izliyorlarsa tabii. Aileme, başka mesela sınıf arkadaşlarımdan birisi izliyorsa, öğretmenlerimden birisi izliyorsa onlara selam göndermek Peki, istiyorum. Hemen diğer kardeşimize geçelim. Aileme, arkadaşlarıma ve öğretmenlerime selamımı göndermek istiyorum. Aleykümselam. O diyarlardan kimse yok mu? Akrabalar. Var ama izlemiyorlar. Aileme, öğretmenime ve özellikle beni yine de birazcık sevmese de beni çok iyi terbiye eden öğretmenime ve Gamze öğretmenime selam yolluyorum. Burada dökülüyoruz şimdi. Hocan izlemesin bence bunu. Sonra geçelim. Aileme, beni izleyen arkadaşlarıma selamımı gönderiyorum. Aleykümselam. Aileme, Türkiye Doğu Türkistanlı kardeşlerimize ve öğretmenlerime selamımı gönderiyorum. Safiye. Anne babama, aileme selam göndermek istiyorum. Bir de arkadaşlarıma. Nasıl mesela televizyonu izlememe gibi yasak falan dediniz. Orada nasıl şeyler var, yasaklar mesela? Hani onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Mesela oruç tutma zamanında oruç tutmaya izin vermiyorlar. Bunu hangi ülkenin hükümeti yapıyor? Çin. Çin değil mi? Çin. Doğru. Nasıl şeyler görüyorlar? Mesela doğru biz izliyoruz az çok ama bu çok fazla yansımıyor. Müslümanlar bundan çok haberdar olamıyorlar. Fakat Rehber TV'ye bu anlamda da gerçekten belki de hepimiz teşekkürü borç biliyoruz. Benim takip ettiğim kadarıyla çok az medyada yansıyor. Tabii ki diğer medyalar da işlerine geldikleri zaman vermiyor değiller. Ama bu anlamda... Gezgin falan herkes gittiğinde oradaki zulüm görüyorlar aslında. Hmm. Hatta otellere girdiğinde Türkiye'nin özellikle Türkiye kıyafetleri ve evet. sakallı olma gibi şeylerin yasak olduğunu görüyorlar. Ama tehdit edildikleri için ve Çin işkenceleri diye çok evet, klasik tabii ki, bilindiği için her dünyada. Onun için korkuyorlar ve söylemiyorlar. Yayınladıktan sonra da hatta bazı YouTuber'lar falan ya da gezginler kameraya çekmek için, fotoğraf çekmek için. Mikrofonu biraz daha duyamıyor olabilirler. Gittikten sonra da fotoğraflara bakıyorlar. Eğer onun çıkarken mesela oraya fotoğraf çekmeye gitseler dahi çıktıklarında o fotoğraf makinelerini kontrol ediyorlar. Evet. Yani acayip derecede bir orada baskı var. Aslında cumhurbaşkanlarını Çinliler de sevmiyor. Çünkü artık bize acımaya da başladıkları oldu. Ama tek acımayanlar askerleri. Hatta bazı askerler acıyor ama onlar da bizim gibi cezalandırıyor. Ya biz dua ediyoruz. İnşallah oradaki kardeşlerimiz için de Allah-u Teala onlara da hani gün yüzü gösterir diyelim artık yani. Çok duyuyoruz o işkenceleri, o baskıları. Yani sakal bırakmaktan oruç tutmaya kadar baskıyla yemek yedirdikleri. Yani bunu dünya dahi biliyor. Fakat bu konuda hani diğer platformlarda da çok konuşuluyor. Sizler şimdi çocuk yaşlarda olduğunuz için henüz siz bile farkındasınız bunun. Hani ben buradan elbette ki kardeşlerimiz hani bunu duyup ya çocuk programında konuşulacak şeyler mi değil. Orada sonuçta çocuklar da var, o insanlar da. Yani biz her zaman dünya çocuklarına da selam yolluyoruz buradan. Ama bizi izleyemiyorlar. Ya da işte anne babalarını rahatlıkla göremiyorlar gibi. Biz de Allah-u Teala'dan dua ediyoruz. Oradaki kardeşlerimizin hani o esaretten kurtulmasını, kendi özgürlüklerine kavuşmasını, belki sizler de kendi ülkelerinizde özgür olarak yaşayabilmeyi isteyebilirdiniz. Müslümanların bir olması belki bunu bir araya gelip daha güçlü bir sesle bunu istememe olsalardı, belki bu zulümler de bu şekilde devam etmeyecekti. Allah-u Teala oradaki kardeşlerimize de yardım etsin diyelim. Evet, inşallah dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Rabbim onlarladır diyeceğiz. Bugünlük bu kadar ama. Programımızın sonuna geldik. Ben hocalarıma da teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Güzel programdı. Gerçekten çok zeki insanlarsınız. İnşallah kendi ailelerinize, bulunduğunuz milletlere, topraklara, oralara da faydalı olacaksınızdır. Eminim bundan. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. Buradan artık herkese el sallayacağız hep birlikte.
Sevgili arkadaşlar, artık geldik günün sonuna. Bugün de bizden bu kadardı. Haftaya inşallah Cennet'in çocuklarına tekrar buluşmak üzere diyelim. Hep birlikte el sallayalım mı dünya çocuklarına? Tüm dünya çocuklarına, tüm Cennet'in çocuklarına kucak dolusu selamlar. Hoşça kalın arkadaşlar.